Sevgili ikizler burçları, yükselen burçları ikizler ve ay burcu ikizler olan aziz dostlarım. 2021 sizlere neler vaat ediyor? Nelere dikkat etmeniz gerekiyor? Hangi konularda atılım yapmanız gerekiyor? Şimdi bu videomda sizlere bunları tek tek anlatacağım. İkizler burcunun öncelikle şunu söylemek istiyorum. Yönetici gezegeni Merkür ve Merkür iletişim demek. Haberleşme, hızlı hareket etme. Merkür biliyorsunuz en hızlı hareket eden planettir. Ay'dan sonra en hızlı hareket eden planettir. Ve sizin de yönetici gezegeninizdir. Hem İkizler Burcu'nun hem Başak Burcu'nun yönetici gezegenidir. Ve İkizler Burcu o yüzdendir ki çok çabuk zekidir. Çok çabuk kavrarlar her şeyi. Çabuk böyle hazır cevaptırlar. Ticari konularda böyle olsun, diğer bilimsel konularda olsun, hemen onların pratik zekaları çalışır ve aynı zamanda İkizler Burcu'nun diğer temsil ettiği organlar eller ve kolları temsil eder. Şimdi Merkür de bazı durumlarda hani çok uyumlu açı aldıysa böyle eller adeta dans edercesine böyle süzülür. Bazen de Merkür sert açı almıştır. Böyle eller kaba saba olabilir ya da işte çok sakarlık gözükebilir. Merkür sert açı aldıkları durumlarda. Şimdi bakalım Merkür ne zaman sert açı alıyormuş, onları bir kere söylüyorum. Şimdi Merkür'ün retro yaptığı dönemler var. O dönemleri tek tek anlatacağım. Hepinizin bildiği gibi aslında gezegenler hiçbir zaman retro yapmazlar. Sadece hareketleri yavaşlar. Biz de dünyadan onları geride kaldıkları için hani gerilemiş gibi görürüz. Bizden geride kalmış gibi izlenim bırakırlar. Aslında gezegenler hiçbir zaman durmazlar ve geriye de gitmezler. Sadece hareketleri yavaşlar. O yüzden Merkür'ün retro yaptığı, geri hareketli olduğu dönemler 1 ve 30 Ocak Kova Burcu'nda retro yapıyor. Sevgili İkizler Burcu, o dönemlere dikkat edin. Özellikle ve özellikle hani yeni tanıştığınız insanlara hemen güvenmeyin, aşka başlamayın, yeni bir iş için imza atmayın, yeni eve taşınmayın. 30 Mayıs 22 Haziran döneminde İkizler Burcu'nda, yani sizin burcunuza geri hareket yapıyor ve aslında bu dönem sizin için yine aynı şeyler geçerli. İmza atmayın, kefil olmayın, ağzınızdan çıkan sözlere dikkat edin. Yanlış anlaşılmalar, dedikodular çok olur bu dönemde. Ama hepsinden önemlisi bir müjde vereyim. 30 Mayıs 22 Haziran arasındaki retroda İkizler Burcu çok olumlu etkilenecek. Eski sevgilileri geri dönebilir. Hani dargın oldukları arkadaşlarla barışabilirler. Ara verdilerse eski sevgilileriyle yeniden devam edebilirler. Hem de çok süper biçimde kaybettikleri bir eşyayı bulabilirler. Kaybettiği sandıkları bir adrese kavuşabilirler. Merkür retrosu 22 Haziran'a kadar, 30 Mayıs 22 Haziran arası onlara çok olumlu etkiler getirecek. Aynı zamanda 27 Eylül 19 Ekim arasında da Terazi Burcu'na Merkür retrosu var sevgili dostlarım. O dönemde de böyle alışverişlere falan çok dikkat etsinler. Alışverişler olsun, diğer hani karmaşık durumlara ve ticari olaylara çok dikkat etmeleri gerekiyor. Şimdi Haziran ayı başlarında sevgili dostlar, Mars, erkeği temsil eden Mars Yengeç Burcu'nda ve etkisiz halde. Yani eğer bir erkekseniz ve ikizler burcuysanız biraz şöyle söyleyebilirim, ikili ilişkilere dikkat edin. Biraz karşıdaki insanın hani sizi istismar etmesi olabilir. Parasal konularda harcamalara dikkat edin. Özellikle eğer hani fazlaca masraf çıktıysa biraz kendinize dur demeyi bilin. Haziran ayında biraz fazla masraf gözüküyor. Yine aynı şekilde İkizler Burcu'ndaki Merkür retrosunda eklersen, aman diyorum, bankacılık konularında, elektronik ortamdaki ticaretlerde, alışverişlerde çok dikkat edin. Çok kayıplarınız olabilir. Aniden hayatınıza girecek birisi var sevgili dostlarım. Ne dönemde bu aniden giriş? Nisan-Mayıs döneminde aşkta çok başarılı gözüküyor sevgili ikizler burçları. İşte görünüşünüzde ve konuşmalarınızda yenilikler olacak.
ve fikirlerinizi açıkça söyleyeceğiniz dönemler gelecek. Onları söyleyebilirim. Uzak yolculuklar var. Bilimsel ilerlemeler var. Akademik kariyer yapmak isteyen ikizler burçları yapacaksınız. Girdiğiniz sınavları kazanacaksınız. Aynı zamanda bir sevgili dostlarım, çalışan ikizler burcuysanız terfinizin olacağı dönemi de söylüyorum. Şubat-Mart döneminde terfi edeceksiniz. Ev almak isteyenler biraz beklesinler. 2021 geçiş yılı, daha sonraki yıllarda ev mülkünüz gözüküyor. Ama 2021'de biraz sıkıntılı olacak. Yapmayın, borca fazla girmeyin. Biraz kilo problemi olabilir. İkizler aslında ince dalan insanlardır. Böyle ince yapılıdırlar. Kemik yapıları, vücut yapıları, yağ tutmaz vücutlar, ama bazı ikizlerde de kilo problemleri olabilir. Kilo alıyor olabilirler. Onların da biraz diyetle inceleyeceklerini söyleyebilirim. Ocak ve Mart arasında kilo alımlarına dikkat edin sevgili ikizler burcu. Aman fazladan bir kilo da çıkartmayın. Çünkü bazı sağlık problemleriniz olacak bu dönemde. 2021 yılında yakınlarınızın sağlıklarıyla ilgilenmek zorunda kalacaksınız. Psikolojik anlamda aniden psikolojinizde bir sıkıntı olabilir. Psikolojik durumlarınızda biraz sıkıntılar gözüküyor. Bir psikologdan yardım alın, psikolojik destek alın derim sevgili ikizler burcu insanı. Genel anlamda sizin durumunuz bu şekilde sevgili dostlarım. Gelelim, genel durum nedir sevgili ikizler burçlarında? 2021 yılının genel durumu nedir? Tarot açılımına geçiyorum. Evet, genel durum şöyle. Bazı durumlarda şöyle kaçma diyor. Yani kartlar sana diyor ki mücadeleden yılma. Bazı insanlar üzerine fazla gelmiş. Sen fazla yorulmuşsun. İyi niyetle gittiğin yerlerde zorluklarla karşılaşmışsın. Para kayıpların olmuş. Parayı biraz almışsın, biraz kaybetmişsin. Sinirlenmişsin, öfkelenmişsin ama biraz rahatla. Biraz öfkeyle kalkan zararla oturur durumları sevgili ikizler burcu. Öyle gibi. Genel anlamda bunlar. Şimdi genel dokuda biraz satürnyen bir durum var sevgili ikizler burcu. İkizler burcunun biraz satürnlü bir dönemi, yani zorluklarla dolu bir dönemi. Satürn zorluk, büyü, maji, negatif enerjidir. Mutlaka bir hani kurşun döktürme yoluyla, Satürn'ün tedavisi kurşun döktürmektir. At nalı asmaktır sevgili dostlarım. Bir haritada, eğer doğum haritasında eğer Satürn kötü konumdaysa, cumartesi günü mutlaka bir at nalı asın. Cumartesi Satürn'ün günüdür. Oğlak burcunun günüdür. Siz de şifalanmak istiyorsanız, nazar enerjisi, büyüden korunmak istiyorsanız mutlaka dua ederek bir at nalını pencere ya da kapının arkasına asın. Ve bazı olaylarda yolunuzu şaşırmış olabilirsiniz. Kılavuzluk edecekler var. Yolunu bulacaksın. Ve her şeyden önemlisi sevgili ikizler burcu, terazi burçlarıyla ve akrep burçlarıyla aşklar gündeme gelebilir. Genel anlamda 2021 yılına damgasını vuracak olaylar, terazilerle arkadaşlık, dostluk, başaklarla arkadaşlık, dostluk, sizin gibi ikizlerle arkadaşlık, dostluk ve hem maliye o konuları hem de böyle mahkemelik olaylar gündeme gelebilir sevgili dostlarım. Bakalım melek kartları genel durum için neler söylüyor? Hangi kılavuzluğu veriyor bize? Evet, yazı. Sevgili dostlarım, biraz psikolojik anlamda rahatsızlık yaşayabilirsin sevgili ikizler burcu. Hislerini, duygularını yaz. Yazmak seni tedavi edecek. Ve doğru yoldasın, ilerle. Sen ışık olduğun sürece parlayacaksın ve yükseleceksin diyor. Genel anlamda yükseliş var. Bereketin, bolluğun, iyiliğin gelmesi için oku ve yüreğini rahatlat diyor. Kitaplar en yakın dostun olsun diyor. Zaten ikizler burcu dedin mi entelektüel zekadır, kitap okumadır. Onlar kitapları çok severler. Çok da entelektüel zekadadırlar. Bunu da herkes böyle bilsin sevgili dostlarım. Bakalım
genel duruma baktık. Şimdi de sağlığımıza bakalım sevgili ikizler burçları. Sağlığımız ne durumda bakalım? 2021 yılının ikizler burcunun sağlık durumları. Parayı görünce gözünüz mü açılıyor? Sağlığınızı elinize alacaksınız. Belki hastalık raporlarınız, belki yakınlarınızın hastalıkları, olayları var. Ama raporlar çok iyi geliyor. Sonuçlar çok iyi geliyor. 2021 yılında bazılarınızın kalp ritim bozukluğu gibi, bazılarınızın böbrek rahatsızlığı gibi durumları, mide rahatsızlığı gibi durumları olabilir. Ama onları tedavi etmeyi başaracaklar. Ve aynı zamanda sağlık konusunda sevgili dostlarım, dünya kadar sevinçleri var. Hastalık, sağlık ve psikolojik sağlık anlamında çok iyi durumdalar. Tam bir puan almış durumdalar. Sağlıkları gayet iyi. Biraz mide ve sindirim sisteminde sorun var. Biraz da ayaklarda sorun görüyorum ben. Ayak ve bacak bölgelerinde, kaslarda bir sorun görüyorum. Kol, bacak ve ayak, yani kas genel olarak tutucu kaslarda bir sıkıntı var. Onun da tedavisi mümkün. Bol bol yürüyüş yapın. Biraz da ağırlık kaldırın. Ve bol bol muz yiyin. Ve kasları çalıştıran egzersizler yapın. Kaslarınız gelişecektir. Bakalım daha ne diyor sağlık için? Bakın, sağlığınız için belki bir doktor değiştirmeniz olabilir. Belki hekiminizi değiştireceksiniz ya da bulunduğunuz yerden farklı bir yerde bir doktor bulacaksınız. Ve ikizler burcu, kollar, eller derken göğüslerle ilgili de sorunlara işaret ediyor. Ve hepsinden önemlisi psikolojinize dikkat edin. Meditasyon yapın. Mart ayında biraz sıkıntı ve depresyon gözüküyor. Çok kolay atlatacaksınız ama. Onun dışında pek bir sıkıntı yok. Sağlık probleminde biraz depresyon var. Biraz doktorunuzu değiştireceksiniz, aile hekiminizi. Ve belki de farklı şehirde bir doktordan şifa bulacaksınız. Konuşmalarınıza dikkat edin. Boğaz ve dil, diş kısımlarında biraz tedaviye ihtiyaç olacak. İlahi rehberlik ise bol bol dua et. Sağlığın için, genel sağlığın için, çocuklarının sağlığı için. Işık ve sevgi seninle diyor. Aynı zamanda aşk hayatına girmesiyle, aşkın hayatına girmesiyle kalbin de şifalanacak. Bütün bedenin ışıkla dolacak sevgili dostum. Bunları söyleyebilirim sağlık konusunda. Gel gelelim aziz dostlarımın, bakalım iş ve para durumları neler? Sevgili ikizler burcunun iş ve para durumlarında neler gözüküyormuş bir bakalım. Yeniden başlama. Ajda Pekkan diyor, yeniden başlasın. Burada kalmasın. Evet. Yeniden başlayacaksınız. Parasal yönden çok iyi durumdasınız. Yeniden başlayacaksınız. Sıfırdan başlayacaksınız. Belki bir şeyler kaybetmişsiniz. Belki ödemelerde sıkıntı yaşanmış. Ödemelerde zorluk yaşanmış. Yeni iş kurmak istemişsiniz. Kurmuşsunuz, kuramamışsınız. Ama bazı sıkıntıların sonu gelmiş. Yeniden başlangıç var. Sarıyı görüyor musunuz? Sarıyı sevgili dostlarım. Hindular sarı gördükleri anda para 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 derler. Gerçekten 3 tane sarı yan yana. Para size gelmeyecek, bana mı gelecek? Hiçbir zorluk yok. Parasal yönden zorluk gözükmüyor. Bakalım Lara Tarot para konusunda, iş konusunda neler vaat ediyor size? Yine sarı çıktı, görüyor musunuz? Bak yine sarı. Parasal yönden sıkıntı gözükmüyor ama nazar enerjisi var. Bakın şurada görüyor musunuz? Nazar. Göz ve nazar. Nazar var sevgili dostlarım. Sizin bir ayetel kürsü, bir felak, bir Nas suresini üzerinizde taşımanızda, çantanızda taşımanızda ya da böyle evin belli bir yerinde asmanızda çok büyük faydası var. Kurşun döktürmenizin çok büyük faydası olacak. Bir de sevgili dostlarım, bazılarınızın bir mesleği bırakıp başka bir meslekte devam etme durumları kesinlikle var.
ve dedikodulardan, yalanlardan, dolanlardan bıkmışsınız, etrafını düşman diyorsunuz. Bakın düşmanların içinde burada bir mor renkli bir sümbül gözüküyor. Mor sümbül. Tasavvufta ilahi aşktır. İlahi kuvvet tarafından destekleniyorsun. İşsizsen işin hazır ve her şeyden önemlisi sevgili dostlarım, iş ve para konusunda bırak, her şeyi oluruna bırak. Yol alacak ahenkle paralar kazanacaksın, çok güzel paralar kazanacaksın. Yaşam seni her konuda destekliyor. Hem ülke içinde hem ülke dışında gelirlerin olacak ve çakraların sonuna kadar açık sevgili dostlarım. Çakra dengeleme çalışmasını isterseniz yapabilirsiniz. Bunların kitapları var. Yani pek çok insan daha bu konuda bilgili ve yardımcı oluyor. Çakralarınızı dengeleyeceksiniz. Çakralar dengelendiğinde parasal konuda dengelenecek. Tıkanmalar oldu muydu? Para da tıkanır sevgili dostlarım. Bakalım aşk neler vaat ediyor sizlere aziz dostlar. Aşk neler vaat ediyor? 2021 yılının bazı dengesizlikler olmuş, ayrılıklar, barışmalar, ayrılıp barışma, ayrılıp barışma. Artık siz de dengede kalmakta zorluk çekmişsiniz ve aşkta yükseliş olacak. Aşkta bazı tavizler verebilirsiniz ama karşıdaki kişi de kendinden ödün verecek, yani onu söyleyebilirim. Aşkta neler var, sürprizler var mı? Bakalım sevgili ikizler burçları. Aşk evliliği yapabilirsiniz. Aşk evliliği olabilir. Yeni başlangıçlar için biraz ateşli bir partner. Yani bu ateş grubu yay, aslan, koç olabilir. Onlar gözüküyor. Onlarla ilişkileriniz bir inişli, bir çıkışlı, bir patlamaya hazır bomba ya da bir böyle soft şekillerinde olabilir. Nisan, Mayıs aylarından sonra aşk yüzünüzü güldürecek evlilik planları yapabilirsiniz sevgilinizle. Yalnız bir tarafınız eksik. 2021 yıl Şubat'ına kadar biraz küs barışık gidilecek. Şubat'tan sonra yavaş yavaş iyileşme ve Nisan, Mayıs aylarında da ilişkinin şifalanması olacak sevgili dostlarım. Bakalım ikizler burcunun melekler ne diyor aşk konusunda, ikizler burcunun neleri olacak ve ikizler burcuna gerçekten bakın ikiz melekler çıkıyor burada, görüyor musunuz? İkiz meleklerden yardım geliyor. Aşk her yerde diyor. Melekler size aşkı getiriyor. Yüreğinin arzularına doğru git. Her şey mükemmel, bütün ve tam olacak. Her şey çok güzel olacak ve eğitim alanında çok yükseleceksin sevgili ikizler burcu. Hani bu eğitim dediğim şöyle, yani kendini eğiteceksin. İkili ilişkilerin sıkıntıya girmesiyle beraber danışmanlıklar alacaksın psikolojik anlamda, sosyolojik anlamda. Onlar da seni ileri safhalara taşıyacak aziz dostum, daha ne olsun. Dostlar, ben astrolog ve spiritüel danışman medyum Canan Canoğlu. 0546 481 3506 WhatsApp numaram. Arayın, konuşalım, tanışalım. Dertlerimize derman bulmaya çalışalım. Sorunlarımıza çare üretmeye çalışalım. Hepinizi çok seviyorum. Hoşça kalın, dostça kalın.